Merhaba arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün bayram makyajı videosunda yapmış olduğum saçı nasıl yaptığımı göstereceğim. Aslında çok kolay bir model ama çok beğenildi ve çok soruldu. O yüzden de onunla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Hızlı hızlı anlatacağım, biraz hızlı geçeceğim. Zaten dediğim gibi kolay bir saç modeli. Bazı yerleri böyle sarıp belki de atlarım. Saçlarımı gördüğünüz gibi biraz şu an nemli, aslında hazırlık yaparken kurudu, daha ıslakken göstermek istiyordum. Ben saçlarımı yani havluyla sarıp biraz suyunu aldıktan sonra her, bakın bu bir senedir kullanıyorum, Elsev Mucizevi yağ, şurada hala ve her banyodan sonra mutlaka kullanıyorum. Şöyle bir damla alıyorum ve bütün saçlarıma sürüyorum. Bana hep soruyorsunuz sürekli yaptığın, saçınla ilgili yaptığın bakım ne diye. Benim sürekli kullandığım şey bu. Yani daimi olarak diğer ürünlerin hepsini değiştiriyorum ama bu işle mutlaka yapıyorum. Ben çok memnunum bu kuru yağdan. Bu hem saçımı yumuşatıyor hem de aynı zamanda ısıdan da koruyor. Ama ben ayrıca mutlaka düzleştirici ya da maşa kullanmadan önce, ki çok az kullanıyorum o ürünleri saçımı kurutmasın diye, ısı koruyucu kullanıyorum. Bu sefer Schwarzkopf'un glissini kullanacağım. Bu modele geçmeden önce, yani maşayla ya da düzleştiriciyle saçımı yapmadan önce saçlarımı birazcık fönlemem gerekiyor. Bunu normal fön çekerek de yapabilirsiniz. Yani ben o gün fön çekmedim, bu fırçayla taradım. Bazen mesela bu fırçayla tarayarak bir taraftan fönümü tutup bir taraftan sadece böyle tarayarak yapıyorum. Böylece saçlarım daha düzgün oluyor. Düzgün ve fönlenmiş bir saça maşa yaparsanız ya da böyle model uygularsanız çok daha profesyonel elinden çıkmış gibi oluyor. O yüzden ben şimdi bu işlemleri hızlıca yapacağım. Saçlarımı düzleştirip biraz kuruttum ve şu önlerini alıyorum böyle ayrıca. Çünkü benim böyle alnım açık, saçım birazcık böyle geriye doğru yattı, daha da açık oluyor. O yüzden hani tam böyle öne doğru dursun ve daha sonra da bozulmasın o diye. Böyle bir parçayı alıyorum önden. Fırçayı dibine koyuyorum saçımın ve fırçayı dibine yasladım ve dibine doğru biraz tutuyorum. Fırçayı hafif döndürürken öne doğru çekiyorum, döndürerek, gererek, fön makinesiyle de onu takip ediyorum. Ve saçlarımı ortadan ayırıyorum. Şimdi maşa işlemine başlayabiliriz. Bakın artık öyle öne doğru taradığım için saçlarım öne doğru düşüyor. Saçlarımı yeniden parça parça ayırıyorum ki daha rahat maşa yapabileyim diye. Evet, şimdi bu yöntemin diğerlerinden tek farkı, normalde maşayı alta doğru veya öne doğru sarıyorsunuz. Ben sadece bunu geriye doğru saracağım ve maşaya spiral şeklinde dolayacağım. Yani uçtan başlayıp böyle sarmayacağım da, ki o da aynı etkiyi verebilir ama biraz daha lüle gibi yapıyor o. Ben böyle spiral şeklinde maşaya saracağım. Başka bir farkı yok. O yüzden ilk örneği yaptıktan sonra öne kadar hızlandırarak geçeceğim. Her seferinde ısı koruyucuyu sürüyorum. Özellikle uçlara doğru. Maşamı alıyorum. Arkaya doğru yapacağım için ona göre hizalıyorum. Ve spiral şeklinde saçımı sarıyorum, bekletiyorum. Ve açıyorum. Bunun daha kalıcı olması için hemen sıcakken aynı yöne doğru parmağımla sarıyorum. Ve pensleyeceğim. Çünkü saç şekillendirmede, fön ve maşa gibi şeylerde en önemlisi sıcakken ona şekil verip soğuyana kadar beklemek. Böylece çok daha uzun ömürlü olacak bukleleriniz. Şimdi hepsini tamamlıyorum.
sıra geldi önlere. Çoğu arkadaşımız saç düzleştiriciyle dalgalı saç yapma yöntemini diğer vlogger arkadaşlarımızın çoğu yaptığı için biliyorlar. Ben o yüzden yapmadım. Bunun aynısını, yani bu yaptıklarımın hepsini düzleştiriciyle de yapabilirsiniz. Onu bir göstereyim hemen burada. Fakat bu daha açık dalgalar yapmanıza sebep olacak. Benim saçlarım çok uzun olmadığı için yine oluyor tabii ki ama o gördüğünüz gibi olmuyor. Saçlarımın arasına alıyorum ve yine terse doğru saçımı bir tur döndürüyorum. Sonra saç düzleştiriciyi bu şekilde hafif, çok hafif bükerek uca doğru çekiyorum ve kendiliğinden bu dalgam olmuş oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Çok çok ince yapmam gerekiyor benim bu saç düzleştiricisiyle yaptığım gibi olması için. Diğer tarafı da yine normal sarayım ki son şeyi görün. Yine geriye doğru sarıyorum. Soğuması için birazcık bekliyorum. Son olarak bunlar da artık soğumuştur. Bunları da açıyorum. Ve tabii ki böyle bırakmıyorum. Bunları önce ellerimle açıyorum. Eğer ellerimle açtığımda yeterince hoşuma gitmezse tarakla tarıyorum. Saçlarımın normaldeki görüntüsü bu. Dediğim gibi bana bu fazla dalgalı geliyor genelde. O yüzden ben bunu bir de tarıyorum. Üstten ya da alttan tarayabilirsiniz. Ben genelde alttan tarıyorum. Bukleler böyle çok kabarmasın diye. Saçlarım bitti. Tabii size yaptığım için, sizin için yaptığım için biraz daha özenerek yaptım. O gün çok daha kalın kalın sarmıştım. O yüzden buklelerim birazcık daha belirgin oldu. Beğendiniz mi? Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve kanalıma ilk defa rastladıysanız kanalıma abone olmak için şuradaki logoya basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve lütfen videoyu sosyal medyalarınızda da paylaşın. Beni www.sebibebi.com'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu da blog adresim. Sosyal medya hesaplarımı videonun sonunda bulabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. En kısa zamanda hem de görüşmek üzere. Hoşçakalın.